Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşacağımız kitap Dövüş Kulübü. Arkadaşlar Dövüş Kulübü hikayesini hepiniz biliyorsunuz. O yüzden hikayesinden bahsetmeye gerek yok. Ben daha çok filmden farklı olan yerleri kitapla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar birincisi şöyle bir durum var. Dövüş Kulübü gerçekten çok popüler oldu ve çok hem kitabı hem de filmi çok beğenildi. Ama eğer kitabı okumadıysanız ben şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Eğer hikaye hoşunuza gittiyse kitapta yönetmenin tabii ki katmadığı yerler var. Karakter analizleri daha farklı. Kendi hikayenizi de Dövüş Kulübü'nde okurken bunu canlandırabilirsiniz kafada. Böyle bir şey var. Ve şöyle bir durum var. Şimdi filmin sonuyla kitabın sonu bambaşka. Bunu da herkes söylemez. Yani şöyle, kitabın sonu bambaşka bitiyor. Ama bunu tabii filme çekemeyecekleri için, çünkü nasıl diyeyim, çok farklı bir son. Ve aslında kitabın da bence teması esasında burada gizli. Yani adamın kiminle derdi olduğu, ne olduğu aslında kitabın sonundaki o filmde aktarılmayan, bizim görmediğimiz şey bence orada kopuyor. Yani bunu ben şimdi söylemeyeceğim tabii ki. Bence yazarın sıkıntısı kiminle onu anlıyorsunuz yani. Hani böyle nasıl diyeyim, bu isyan kime, bu başkaldırı kime falan gibisinden. Bunun haricinde dediğim gibi aktarılmayan yerler olduğu için kendi Dövüş Kulübünüzü, kendi Tyler Durden'ınızı, işte oradaki Marla'yı bilmem neyi falan kafada daha net görmek istiyorsanız ben kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var. İçinde çok, nasıl diyeyim, kitabı okurken aforizma gibi böyle çok güzel cümleler var. Onlar da ekstra çok güzel. Zaten bu tarz adamların zaten sert bir hikayesi de var, sert bir anlatım var. Gerçi anlatıldığı zaman da sertti. Artık dünya daha da bir sert hale geldiği için öyle. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi eğer kitabı merak ediyorsanız kitap filmden biraz daha farklı yerleri var falan filan. Şimdiden hepinize keyifli okumalar dilerim. Bu tarz. Ha, bu arada şey de var. Çakpalahniuk'un diğer bazı kitapları da güzel. Ben onların tanıtımını bir ara vakit bulabilirsem yaparım. Onlardan şu anda aklıma gelen Gösteri Peygamberi çok güzeldi. Bir tane daha vardı çok hoşuma giden. Sonra baktım, bir diğerlerini falan da okudum da sonra böyle kabak tadı vermeye başladı. Sürekli isyan isyan falan. Nereye kadar? Neyse. Klasik olarak bu yeraltı edebiyatının nasıl diyeyim babalarından biri falan filan diyebiliriz Çakpalahniuk için. Dili böyle işte biraz daha yeraltı, işte sert falan filan. Neyse. Arkadaşlar bu tarz bir okuma yapmak istiyorsanız, hem böyle bir filmin kitabını okumak istiyorsanız, filmin kitaplarını falan daha önce okumadıysanız, hani böyle bir şeyler, çapraz şeyler yapmadıysanız, Dövüş Kulübü güzel, tavsiye ederim. Şimdiden hepinize keyifli okumalar dilerim. Keyifli. Keyifli bir kitap. İyi günler.